arkadaşlar. Bugün de Arti Arabik'ten Türkiye ile ilgili haber başlıklarını tercüme etmeye başlıyoruz. Birinci haberimiz Türkiye tu'linu, Türkiye ilan etti, duyurdu. Tahyid semaniye irhabiyin, 8 teröristin etkisiz kalındığını duyurdu, etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bigarat Şimal Irak, Kuzey Irak'taki saldırılarda, yani Türkiye'nin yaptığı Kuzey Irak'a yönelik saldırılarda 8 terörist etkisiz hale getirildiğini Türkiye duyuruyor. Bunu açıklamasını da şey yapalım. E'lenet Vezaretü Difa', Savunma Bakanlığı duyurdu, inan etti. Et-Türkiye'ti, Türkiye Savunma Bakanlığı. El-Yevme Sülese Salı günü enne kuvvetehe, güçleri, kuvvetleri hayyedet semani anasir fi tanzim Hizb-ül Ummal-ül Kürdistani Şemal-ül Irak, Kuzey Irak'ta işçi Kürdistan İşçi Partisi, yani bizim dilimizde PKK örgütüne mensup 8 teröristi etkisiz hale getirildiğini ne yaptı? Türkiye Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir diğer haberimiz Eddifa'u Türkiye'tü, Türkiye Savunması veya Savunma Bakanlığı diyor ki açıklamasında kumne bir reddi, cevap verdik, yani karşılık verdik. Ale teharruş, kışkırtmaya, mukatilet, savaş uçaklarının, Yunaniyetün, Yunan savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarının kışkırtmasına cevap verdik. Bir sefinetin Ebhas Türkiye, Türkiye araştırma gemisini tahrik eden, kışkırtan saldırılarına ya da davranışlarına anında karşılık verdik. Nerede? Bir bahri iyice. Ege Denizi'nde. İki, araştırma gemisine yapılan kışkırtıcı davranışlara anında karşılık verdik diyor. Erdoğan, burada da bir başka başlık. Erdoğan, yüneffidu rıklete ceza, penaltı vuruşu. Bir rü'yeti Mesud Uzil. Yani Mesud Uzil'in görmekten dolayı penaltı vuruşunu Erdoğan ne yapıyor? Yerine getiriyor. Neşere Reis-i Türkiye Recep Tayyip Erdoğan fi hesabihi resmi ala Twitter. Bu görüntüyü Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabında yayınladı. Suratu hilalete dirihi riklete ceza, penaltı vuruşu esnasındaki çekilen resmi tehti unvan, başlığı altında le tevakkaf, durma, senu vasil ihraz el ehdef, hedefleri vuracağız, hedefleri vurmaya ne yapacağız, devam edeceğiz. Türkiye, bir başka başlık sevgili arkadaşlar, tu'linu tefa'ulüha, tefa'ulüha, tu'linu tefa'ulüha bitehassünil alakati me'a Mısır. Türkiye, Mısır'la olan ilişkilerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu duyurdu, inan etti. Bir diğer haberimiz, NATO yebde'u başlıyor, münevarat tatbikatlara. Nasıl tatbikatlar? Askeriyeten, askeri tatbikatlara. Fil bahril mutavassit, Akdeniz'de NATO askeri tatbikatları ne yapıyor? Başlıyor diyor. Bir diğer başlığımız sevgili arkadaşlarım, Türkiye ne'mel fi alakatin ceyyidetin ma'a Suudiyeti, Suudi Arabistan'la iyi alakalar tesis etmeyi umuyoruz. Çünkü لِأَنَّهَا, çünkü o devletü mühimmetün, önemli bir devlettir. فِي الْمِنْتِقَةِ وَالْعَالَمِ, hem bölgede ve hem de dünyada Suudi Arabistan nedir? Önemli bir devlet olduğundan dolayı biz de onunla alakalarımızı, ilişkilerimizi güzelleştirmeyi umuyoruz. Tabii şu anda Arabistan bizim mallarımıza, ürünlerimize boykotu tam anlamıyla genişletmiş durumda.
Ekkede sefiru Türkiye lede Devha. Devha Büyükelçisi, Türk Büyükelçisi açıklamasında bu da Muhammed Mustafa Göksu, Büyükelçinin adı Muhammed Mustafa Göksu. Enne biladehu ülkesi ve Katar, Katar da dahil yani Türkiye ve Katar teteavanani yardımlaşıyorlar. Lihalli müşakil el mıntıkati bölge problemlerini çözmek için uğraşıyor. Fime eşare ile enne Türkiye turidu ne yaptı? Ayrıca değindi. Türkiye istiyor. Alakat ceyyide ma'as-Suudiye. Suudi Arabistan'la da iyi ilişkiler kurmak istediği ne yaptı? İstediğine de işaret etti. Bir diğer arkadaşlar önemli başlık Türkiye tüseccilu 78 vefatin 78 vefat korona nedeniyle ve 8104 isabetin cedidetin bifiroz korona korona virüsünden dolayı 8104 hasta vaka yeni vaka tabi ve 78 vefat hakkın rahmetine kavuşan insanın duyuruyor. Yani gerçekten yüksek bir rakam. 8104 rakamı. E'lenet vezaretu sıhhati Türkiye'ti an tescil 78 vefatin ve 8104 isabetin cedidetin bifiros korona. Korona virüsü ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı 8104 yeni vaka ve 78 vefat olayını duyurdu. Fi 24 saatil ahireti. Son 24 saat içinde. Son haber başlığında sunuyoruz arkadaşlar. Ragma kuyud korona, korona tedbirlerine, korona yasaklamalarına rağmen diyor. Erdoğan yahduru hazır oldu yani bulundu. Merasim tebiin cenaze merasiminde yani cenaze namazında alim Müslim Müslüman bilgin olan fi İstanbul İstanbul'daki Müslüman bilgin yani bu Muhammed Emin Saraç rahmetlinin cenaze töreninde korona ya rağmen koronanın en kısıtlamalara rağmen ne yaptı? Katıldı. Şereke reis Türkiye'yi Şereke reis Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan Türk Başkan Recep Tayyip Erdoğan iştirak etti. Emsil Ahad geçen pazar yani dün pazar fi salatil cenazeti cenaze namazına alel alimi Muhammed Emin Saraç tabi bu alim bir insan, sünnet konusunda ve fizilal Kur'an'ı tefsir eden zat vefatı da bulundu diyor. Fi Mescid-i Fatih bi İstanbul, İstanbul'daki Fatih Camii'ndeki Muhammed Emin Saraç'ın, alim Muhammed Emin Saraç'ın cenaze namazına dün akşam diyor, korona kısıtlamalarına rağmen Recep Tayyip Erdoğan Türk Başkanı ne yaptı? Katıldı. Bugünlük bu kadar. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Koronadan uzak günlerde yaşamanızı temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.